Ben onun sorduğu sorunun cevabını verdim ona. O şunu istiyor. Sanki bir şey varmış, bir olay varmış. O olayın üzerine gitmek. Bak biraz önce dedim ki bunları artık bırakmalıyız. Bu olayları bırakmalıyız. Biz diasporanın, Ermenistan diasporanın şeyinden kurtulmalı, çemberinden. Ve diaspora aslında buraya, Ermenistan'a zarar veriyor. Ermeni diasporası. Sebebi de şu, kapılarını kapattırıyor. Kapıları açmalıyız. Onun için de bu tür olaylar, fevri olaylar da olabilir. Burada da bize karşı yapılan yanlışlar, eksiklikler var. Biz de bunu orada gündeme taşırsak, biz esas meselemizi çözemeyiz. Bizim meselemiz burada, bu coğrafyada birlikteliğimizi oluşturup ileriye doğru hareket etmemiz lazım. Onun için efendim Ermeni Kilisesi'nde yazı yazılmış. Yani ben onun basına yansıyan bir bölümünü duymadım. Böyle bir şey duymuş olsam zaten söylerim. Ama çok böyle ufak tefek bazı sıkıntılar olmuş olabilir. Onlarla ilgili de zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti gereğini yapar. Hiç endişe etmiyor. Bizim burada mesele iki ülkenin yeni bir hükümet oluşmuş bu ülkenin, Ermenistan'ın. Ermenistan yeni hükümetle beraber dünyaya açılmalı. Biraz önce Meclis Başkan Yardımcısı da söyledi. Biz şimdiki önceliğimiz ekonomi dedi ve ekonomi olarak dünyaya açılmayı düşünüyoruz. Şimdi dünyaya açılma zamanı. Onun için de geçmişte yaşanan olayları biz tekrar kaşıyıp kaşıyıp gün yüzüne çıkartırsak iki ülkenin yaşayan insanlarına da zarar verir. Yani Ermenistan'da yaşayanlara da zarar verir. Bunu bırakmamız lazım. Bu tür soruları da biz basın, ben iletişimciyim, basının evet işi bazı soruları sorup gündem yapmak. Ama bu doğru değil. Bizim meselemiz daha da ötesinde kendi aramızdaki eksiklikleri ortadan kaldırmak için ne yapılması gerekiyorsa onları yapmak. Bizim daha önce biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız burayı ziyaret etti. Bunun devamının yapılabilmesi için yeni bir ortam var. Bu ortamı geliştirmemiz lazım. O tür şeylerden kaçınmamız gerekir. Biz varsa, Türkiye'de böyle bir şey varsa, biz onun gereğini zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapar. Biz oradakilerle hepsiyle görüşüyoruz. Ermeni Patrikhanesi'yle görüşüyoruz. Bizim kendi içimizde milletvekilimiz var, sizi temsil eden zaten. AK Parti'nin içerisinde bir milletvekili var ve o sizi temsil ediyor. Onun için de bu tür olayları değil. Biz bundan sonrasında... Garopaylan farklı bir alanda, farklı bir siyasi partide. Biz Garopaylan'ın siyasi partisini Türkiye'de ırkçılık yapan ve faşizmle hareket eden bir parti olarak görüyoruz. Öyle çünkü. Onlar çünkü bir bölgeselcilik yapıp ırkçılık üzerinden hareket ediyor. Bu doğru değil. Garopaylan'ın o partinin içerisinde olması da doğru değil. Niye? Çünkü orada Kürt ırkçılığı yapılıyor. Bu doğru bir şey değil. Türk ırkçılığı da doğru değil, Ermeni ırkçılığı da doğru değil, hiçbir ırkçılık doğru değil. Irkçılık her zaman bütün milletlere zarar vermiştir. Balkanların dağılmasının, parçalanmasının sebebi ırkçılıktır. Bunlar doğru değil. Irkçılıktan ziyade biz birlikteliği sağlayıp, o Garopaylan'dan başkaları da var, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de var, orada da var. Şimdi hemen Garopaylan'ı söyleyeyim. Şimdi var mı ama? Var. Şu an yok. Şu an var. Şu an var. Var var. Bayan var. Bir tane. Evet. Var. İşte biliyorum ben. Siz ama hemen tutuyorsunuz. Garopaylan diyorsunuz. Garopaylan değil. Garopaylan'ın bulunduğu siyasi parti Türkiye'de bölücülük yapan bir parti. Ve sırtını PKK'ya, PYD'ye, terör örgütlerine dayadığını söyleyen bir siyasi parti. Onun için oradan değil. Sizin başlamanız gerekli olan yer... İlk önce birini söyleyecekseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ndekini söyleyin. AK Parti içerisindeki milletvekillerimizi söyleyin. Onlarla biz evet biraz önce bir şey söyledim. 100 bin Ermeni şu anda Türkiye'de kaçak yaşıyor. Değil mi? Bu anda